Şimdi Türkiye'nin yumuşamaya aslında bugünlerde ihtiyacı yok. Türkiye'nin yıllardan beri yumuşamaya ihtiyacı var. Ama özellikle bilhassa Cumhurbaşkanı'nın herhalde yumuşamaya ihtiyacı var ki şu anda böyle bir yolu açmış oldu. Böyle bir sürece girmiş oldular. Burada daha çok dikkatimi çeken aslında hemen arkasına Kavala'nın serbest bırakılması konusu konuşulmaya başlandı. Bu konuyla bağlayacak olursak bu yumuşama aslında dışarıya bir mesaj. Şimdi Kavala da burada kilit bir isim. Kilit bir aktör. Olaya şuradan yaklaşmak lazım. Kavala'nın serbest bırakılması bir başlıca yumuşama süreci gibi tırnak içinde. Madem suçsuzdu, niye bu kadar zamandır içeride? Velev ki suçlu bir adam, şu an ne oldu da suçsuz bir adammış gibi, yeniden yargılanacakmış gibi toplumun önüne getiriliyor. Yarın bunu biz Demirtaş'la ilgili de görebiliriz. Yani o da gündem olabilir. Veya aklınıza kim geliyorsa. Ben seçim döneminde bazı söylemlerimde şunu da vurguladım aslında. Dedim ki İsveç hususunda R yapıyorsun, Mısır hususunda R yapıyorsun, işte Rahip Brunson'da R yapıyorsun, her hususta R yapıyorsun. FETÖ hakkında R yapmayacağını nereden bilir? Bu da büyük bir soru işareti. Dolayısıyla yarın iktidarın işine gelse FETÖ ile de belli noktalarda, belli zeminlerde diyalog geliştirebilirler. Dolayısıyla bu aslında Türk siyasetinin iç hukuka dönük veya iç meselelere dönük bir çözüm üretmediğini, sorunları tamamen dışarıdan bir gözle, yani bir küresel sermaye gözüyle, bir Amerikancı gözle, bir Avrupa himayesinde bir gözle sorunlara yaklaşıldığının bir ispatı. Dolayısıyla Kavala hususunda da mesaj vermek istedikleri yerler Türkiye ile ilgili, halkla ilgili yerler değil. Bir başka yerlere yumuşama, bir başka yerlere şirin gözükme çabasının bir fotoğrafı, bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. Tuğrul Türkeş, şu an AK Parti milletvekili, Alparslan Türkeş'in oğlu. O da bu konuda bir açıklama yaptı. Evet. Ve Osman Kavala'nın olası serbest bırakılmasına tepki verenlere karşı bir tepkisi oldu. Bunu nasıl yorumlayalım? Şöyle, bence orada zaten MHP'ye bir mesaj var. Hatta MHP buna henüz ses çıkarmamışken önünü alma gibi bir plan diyebilir. MHP buna itiraz gösterecek büyük ihtimalle. Oradaki bir kavganın sonucu. Yani günün sonunda şunu söyleyebiliriz. Bir şeyler dönecek, siyaset ısınıyor, siyaset hızlanıyor. Farklı bir rotaya doğru şu anda Türk siyaseti ilerliyor. Ama toplum rahat olsun. Bu rotanın toplumla hiçbir alakası yok. Tamamen bazı güç odaklarına hem iktidarın hem muhalefetin şirin gözükme çabaları. Bunun sonucu olarak bunlar ortaya çıkıyor. Ama toplumun hayrına, ülkenin hayrına, ülkenin menfaatine hiçbir şey yok. Siyasi ortam, profil değişiyor ve yıllardır bizi aynı şekilde tabiri caizse güden siyasiler de farklı yöntemler şu anda izlemeye çalışacaklar. Bu bütün anlattıklarımın İsrail konjonktürüyle de alakası var. Suriye konjonktürüyle de alakası var. Rusya-Avrupa gerilimiyle, Rusya-Ukrayna gerilimiyle de alakası var. Avrupa ile bizim durumumuzda da alakası var. Amerika'nın sermaye hareketlerini farklı yönetmesiyle de alakası var. Amerika'nın Çin'e karşı uyguladığı tutumla da alakası var. Hiçbirini tek başına işte biriyle biri görüştü, buradan bu sonuç çıktı diye değerlendirmemek lazım. Birçok bileşen var ve bu birçok bileşenin sonucunda görüyoruz ki Türk siyaseti yumuşama adı altında anayasa değişikliği sürecine ilerletiliyor. Bu anayasa değişikliği sürecinde terör farklı konumlandırılacak, milliyetçilik farklı konumlandırılacak. Bunların hepsini yaşayacağız.